بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Gençler, dersin mevzusu psikoloji ama her psikolojide bir illa bir tanımlama ihtiyacını duyuyorum. Nereden çıktı diye soruyorlar. Risale-i Nur'un tefekkür ederken insan ve hadiseleri bakan yönünü tahlil veya tefekkür ederken onları biliyorsunuz, Peygamber Aleyhisselam şöyle bir hadisi var. İlham sizinle Allah'ın konuşmasıdır diyor. Her zaman gelmez bil mana. Ayağından kuş gibidir, ayağından bağlayınız. İlham için öyle diyor. İlham da böyle durup dururken gelmez. Bazen bir yönelişten sonra veya yöneliş anında, yani tefekkür ederken oluyor. Veya bazen de bırakıyorsun soruyu, daha karışmıyorsun, o cevap arıyor. Bir ay sonra getiriyor. Bir 15 gün sonra ve bir saat sonra getiriyor. Buna ait çok vakalar var benim dünyamda. Sizde de vardır. Aa falan, 3 gün önce, 5 gün önce merak ettim fakat çözemediğim cevabını bulamadığım şey diyoruz ya, onları kaydetmiş. Yani sizde de olmuş ama kaydetmemişsiniz. Ben kaydediyorum ve sizinle paylaşıyorum. Onlar hatırlatıyor bana. Onlardan okuyacağım. Şöyle. Hayatın devam etmesi için şuursuzların ve cansızların şuurlu, canlıymış gibi davranmaları ve bir gayeleri varmış gibi İttifak etmeleri insanı düşündürüyor. Yani düşünceye sevk etmiş. Şöyle diyeyim. 10 tane alim anlaşamıyor, 2 tane sarhoş anlaşıyor. Bunu eskiden beri diyorum ya, biliyorsunuz böyle. Şimdi akıllı insanlar anlaşamıyor, akılsız kainat anlaşıyor. Aynı ana babadan, aynı batından doğan kardeşler anlaşamıyor. Birbirini tanımayan şeyler, mevcudat birbirini tanıyormuş gibi ittifak ediyor. Arkada hükmeden mana olduğunu bize gösteriyor. Yani gözüken değil, arka tarafı farkındalığa götürüyor bizi. Psikolojide de şöyle. Eğer dersler, sohbetler, sözler seni arkaya taşımıyorsa, kökten, temelden bir çözüme ulaşmadın. Bir çürümüş kaportaya boya attın gibi olur. Arkası çürük. Çürümüş kaportayı temizleyeceksin. Sımparalayacaksın. Macunlayacaksın. Sonra boya atacaksın. Kökten çözüm neşter atmaktır. Yani ne yaparsanız yapın, kendini tanımadıkça hiçbir şeyi çözemez. İnsan canlı Kur'an olduğu için insana tüm ayetler giydirilmiş. Ya psikolojinin ne alakası var? Bak şimdi. Bu ders üstüne konuşmaya bak. Yani büyük kainat var ya, şecere-i hilkat. Oraya şu tanımlama yapıyor ustad. Kainata büyük Kur'an diyor. Kur'an-ı Kebir kainat diyor. Aynı yere, şecere-i hilkate insan ekber diyor. Aynı şecere-i hilkate İslamiyet diyor. İslamiyet-i Kübra. Ay çok tuhafınıza gidecek. Mahkematta bir yerde geçiyor. Yani küllatı bir yerde geçiyor. Medeniyet diyor. Medeniyet-i Kübra. Aynı yer. Peygamberin ismiyle de söylüyor. Evet. Şahsiyet-i Muhammediye var.
aynı yere diyor. Şahsiyeti Muhammediye diyor. Nadir abi hemen Allah razı olsun. Evet doğru. İnsan o zaman nedir? Bak. Bakar mısınız elime? O şeceri hilkat, arş azam, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail, yani bütün alemlere şu ifade ediyor o oraya. Bir, Kur'an-ı Kebir-i Kainat, büyük Kur'an. Aynı yere insan-ı ekber, aynı yere İslamiyet-i Kübra, aynı yere Medeniyet-i Kübra, aynı yere Şahsiyet-i Muhammediye deniliyor. Tamam. Bu dört tanımlama, yani vasıf, yani sistem, o şeceri hilkatın adına bu dört, bunu getiriyor ustad, insana getiriyor. Diyor ki, şu denilen Kur'an-ı Kebir-i Kainat, insan, küçük, yani küçük bir model. Yani vahdetini ehadiyette, ehadda gösteriyor. Yani kesrette dağınık bir şeyi bir noktada gösteriyor insanda. İnsan bu büyük kainata insan ekber deniliyor. Şu insana da kainat-ı sura deniliyor. Yani onun tersi. Dolayısıyla bu şeceri hilkata Kur'an-ı Kebir kainat diyor. Bu çok önemli de kaçırmayın. Bu anlattığım, şu anlattığım belki bir dakikanız alacak ama Risale-i Nur'a bazı mevzularınız çözülmüş olacak. Bu büyük kainata Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Şeceri hikata. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Ne demek? Kur'an-ı Kebir kainat kitabı. Büyük Kur'an. Büyük Kur'an. İnsan da onun küçük modeli küçük Kur'an. Yani detayın bütünsel hali. Biz onun küçük modeliyiz. Biz çekirdeğiz, bil kuvve. Bu çekirdeği açarsanız, yani çekirdeğe bil kuvve, ağaca bil fiil. O çekirdeği açtığınız zaman kainat oluyor. İşte o zaman kainat büyük Kur'ansa, insan da kainatın küçük hulasası ise, insan küçük Kur'an'dır. Ve insana ayetler giydirilmiş. Her bir his ayettir. Yani küfre gidecek yol da var. Hidayete gidecek de yol da var. Dün güzel bir misal vermiştim. Çünkü benim çok zevk aldığım şeydi. 10 tane marangozu, ama harika bir marangoz. Onu getirdik. 10 tane marangoza dedik ki, öyle bir eser yap ki, bir masa, bir dolap. Fakat sanatkarı inkar etme yolu olsun, aklen. Yani inattan değil. Mümkün değil. İlle sanatkar gözükür. Kötü yapsa da gözükür. Tabii. Bir şey yapsa da. Tabii ne yaparsa yapsın. Sanatkar arkasında var. Beşerin sanatında böyledir. Yani ne yaparsanız yapın, sanatkarını göstermeyecek bir yönünü koyamazsınız. Ama şunda var işte. Yani Allah yapmadı diyebiliyor adam. Bu yolu açmış. Yani toprak yaptı diyebiliyor. Kendi kendine oldu diyor. Tabiat yaptı diyor. Esbab yaptı diyor. Bu tarafıyla Allah harika bir sistem yapıyor. Yani Allah'a zorunlu kılacak, Allah'a zorunlu kabul edecek bir yönü yapabilirdi. Yapmadı. İnsanlık alemi de hayallerinin ötesinde bizim varabileceğimiz en ileri nokta bizi İnkar edebilecek bir robot yapmak diyor. Nedir bir de söyle. Bizim diyor insanlık olarak hayallerimizdeki en üstün teknoloji diyor bizi inkar edebilecek bir robot yapmak. Çok doğru. Yani insan öyle bir varacak ki son teknolojisi aynen katılıyorum seni reddedecek. Sanatkarın reddedebilecek seviyesi olması lazım. O ne demektir? Benlik verebilmektir. Ona benlik verebilmektir. Ben diye bildiriyorsan, söylettirebiliyorsan senin teknolojin sondur. Sen teknolojine ben yaptım seni ama yok seni reddedebilecek bir iktidar
söz kastetmiyorum. Bir iktidar, bir yapı, bir sistem. Yani sanatkarını, ustasını reddedebilecek bir robot yapabilmek, insan yapabilmek demektir. İnsanın insan yapması demektir. Ama öyle bir donanımı veriyorsun ki seni reddedebilecek bir yapıyı verebiliyorsun. Bu yoktur. İşte kendisini reddedebilecek donanımla donatmış bizi. Bu da hürriyet bahşedilmesi, sana verebileceği en harika bir donanımlardan bir tanesidir. Yani yaratanını reddedebilme donanımına sahip insan. İşte konum şu, insan canlı Kur'an olduğu için insana tüm ayetler giydirilmiş. Ne ayet varsa Kur'an'da. Kainat Kur'an'ının bütün ayetleri giydirilmiş. Ama Allah Resulü diyor ki bana Kur'an kadar Kur'an verilmiş fakat anlatmaya mezun değilim. O ayetler ona verilmişse bizde de var. Çünkü biz hakikat-ı Muhammediye cihetiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru bizde timsal olmuş. Bizde de var. Dolayısıyla kainatta olmayan sistem veya esma, sıfat insanda var. Şey formülü A eşittir, B eşittir, C eşittir, D eşittir, F ise? Hepsi birbirine eşittir. O zaman insanda Muhammedi tarafı. Zaten Yunanistan'da öyle diyorlarmış. Müslümanlarla gavurla birbirine ayrılınca Muhammedi. Muhammedi misiniz? Yani ona bağlı. İnsan gafletle veya küfürle bu ayetlerden sıyrılıyor, üstünden çıkarıyor. Yani bir sürü ayetler giydirilmiş. Küfürle, dalaletle, gafletle, namaz kılmamasıyla o ayetler insanın elbisesi çıkartılıyor. Yani palto çıkartıyor, çeker çıkartılıyor, gömlek çıkartılıyor, ahde çıkartılıyor. En son çıkartılmayacak bir şey kalmıyor, Adem. Adem'e düşüyor. Adem bu. Giydirilen vücut tek tek çıkartılıyor. Bunun adı beşer aleminde gaflet, dalalet, münafık vesaire. Örtmek diyoruz genelde, hani kafir örtmek, kendisini örtüyor. Siz çıkartıyor dediniz. He, şimdi kafir kendisini ne yapar? Örter. Eylemsel itibariyle gaflet, bu makam o değil. Bu enfusi tefekkür olduğu için. Yani dinlemiyor, sinemalarla örtüyor, televizyonlarla, internetlerle, kadınla, enaniyette, gururla kendisini örtüyor. Aslına tanışmak istemiyor, yanaşmıyor. Yani bu derslere yanaşmıyor, enfusi şeyler yok. Hatta en yakında olanlar bile nereden çıktı bu enfusi diyor. Hep böyle hariçte olmayı, işte bu topraktan yaratıldı, dolayısıyla Allah haydır. Bu tasvir edilmiştir, musavirdir Allah. Hep hariçte. Bunu burada yorumlayıp bir şeyler bildiğini gösteriyor. Tamam var. Fakat bunu burada yorumlayıp ifade edip konuşunca enaniyet artıyor. Yani elde edilen ilim batına girmezse o nispette enaniyet var. Ki herkese, herkeste. Usta şöyle diyor. O cihette ilmi enaniyeti vardır diyor. İlmi enaniyet. O ilim olmasa enaniyet olmayacak. Cahillerde davası olmayanlarda taassup yok. İlmi enaniyet de yok. Enaniyet yok. Yani adam yükseldikçe alçalıyor, alçak tabana doğru. Sebebi bunu tanımlıyor. Bu ne oldu? Burada Allah ispat ediyor. Ama bu tefekkür şeyini, bilgisini tefekkürle kendisine mal etmedikçe bu bilgisi kadar hükmetmek ister. Bu ezber söylediğim bir cümle değil. Bilgisi kadar hakim olup hükmetmek ister. İlmi cihetiyle imtiyaz ister. Ama tefekkür ettikçe kendisine döner, meşgul olmaz. Hatta diğerlerle meşgul olmak, onlarla alakadar olmak enfusten koparttığı için canı sıkılır. Bu tür insanlar görüşmek, hükmetmek, efendim sağda solda bilmem gevezelik yapmak değil, tam tersine insanlardan kaçarlar, fazla görüşme yapmazlar. Çünkü niye? İç alemlerine koparlar.
kopmak istemez der. Nasıl ki insanın hayalinden çıkmak istemez. Mesela onların alameti dişe vuruşları taassup ehli olurlar. Batına hiç geçememişler ama batını iddia ederler. Yani hürriyetten bahsederler. Sadakattan bahsederler. Kardeşlikten bahsederler. İhlastan bahsederler. Ne bileyim insancıl yani bizden bahsederler. İçerileri boştur. İçi böyle laflarla dolu ama içi dolu değil. Boş teneke gibi. Eylemden anlıyoruz bunu. Çünkü ne sanıyoruz? Mutasip insanlar, taassup insanlar böyledir. Oysa bütün mertebelerden bakabilen ama hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan bir insandır. Buğday lazım diye her tarafı buğday doldurursan soğan olacak, domates olacak. Bunu düşünemiyor. Ve bu enfüse gelemediği için değer yargıları, değer ölçüleri tuhaf tuhaf çeşitlenmiş. Mesela serveti çok olunca ben haklıyım, güçlüyüm diyor. Yakışıklı olunca bende bir özellik demek var diyor. Ondan sonra biz cemaatta çok karabalıksak biz doğruyuz diyor. Muzami Ümmet Caddi-i Kübra'dan gider. Hatta biz en fazla dershanemiz var, en doğru biziz. Allah Resulü'nün zamanında Ebu Cehil aynı şeyi söylemişti. Biz karabalığız, hatta şu mezarlığa bak bak senden kimse yok. Mezardakiler de bizdendir dedi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'dan üstünlük davasını Ebu Cehil çoğunlukla öne sürdü. Onu iddia etti. Biz çoğuz, dolayısıyla haklıyız. Biz çoğuz, dolayısıyla en iyi bir cemaat biziz gibi. Yani tuhaf tuhaf, çeşit çeşit. Türet bunu, türevi çok vardır. Taassup, içini yararsan taassup, karpuz gibi içini yararsan iki tane zeminde işlevi var. Ama farkında değil o. Taassubun zemini nedir? İki tane zemin var. Nedir? Adem-i muhakeme ve ama bunlar alfabe gibi bilmemiz lazımdı. Bunlar bazı tanımlar bilmek lazım. Vicdanı bilmek lazım. Aklı bilmek lazım. Yani ruhun dört vasfını bilmek lazım. Taassubun zeminini bilmek lazım. İki tane zeminden besleniyor. Ya, o zaman demiyorum. Bulun onu. Başka bir şey. Küfre götüren sebeplerden biri de hasettir. Araf suresi 175. ayette. Bunu Elmalılı cilt 1 cilt 4 sayfa 224'te anlatıyor. Küfre götüren sebeplerden biri de hasettir. Niçin? Orada izah var. Mesela bir tane şeyi söyleyeyim size. Şeytan Adem'e haset etti. Ebu Cehil peygamberimiz haset etti. Yani adeta müsvet elbiseyi sıyrılıyor. Hasete ustad kuyudur diyor. Haset kuyusu. Kuyu. Ha. Mesela 11 tane sufli sıfatın ortak birliği. 11 sufli sıfatın eylemsel tekliği. Haset. Yusuf'un kaç kardeşi vardı? 11. Yusuf'u kuyuya atmalarındaki ana temada 11 farklı insandı. Farklı düşünceleri vardı. Farklı malzemeleri vardı. Farklı düşünceleri vardı. Ama ortak bir düşünceye birleştiler. Neydi o? Kıskançlık. Haset. Haset. Yani 11 sufli sıfatın hulasa-i cemi hasettir. Gıybettir. Değil mi? Gıybet, adavet, yeis, ben merkezli, tulu emel. Ha? Bunların içinde haset mi var hepsinde? Yok, içinde haset değil. Bunları tencereye koy, at içine tek bir şey olsun de haset. Haset onların üstü. Gene anlamadın. Bütünlüğü, bütünlüğüne verilen isim.
Yani müstakil bir vücudu yoktur. Kuyu olması? Kuyu ruhun terakkiyatına en sıyrılmasına en büyük bir zemberekten bir tanesidir. Mesela insanın Yusufa'ya alet, Yusufluğunun sorgulandığı yerdir o kuyu. Teslimiyetin sorgulandığı bir yerdir. Mesela haset bu süfli sıfatları barındırıyor. Çıktığı yer de köleliktir. Evet. Nasıl? Yusuf'un çıktığı yer de köleliktir. Ne demek orayı anlamadım ki? Yusuf kuyudan çıkınca köle oluyor ya. Çıkıyor. Evet ha. Evet. Evet çıkıyor. Tutsaklanıyor. Çünkü hasetlikten çıkanlar o zaman insan da insanlar onu ne yapar? Köleleştirmeye. Yani köle olur. Demek ki insan da eğer bu 11 sıfattan çıkarsa, kurtulursa o haset kuyusundan çıkarsa Allah'ın kölesi olduğunu bilir. Peki kuyuda ve Allah'a doğru gider. Böyle bir şey olur mu? Olabilir mi kuyuda? Ya biri senin çıkması lazım ya da çıkabilmek için altı doldurman lazım. Evet. Altını doldurmak işte zaten dikkat ederseniz 18. sözde kuyunun ortasına tutunmuş. Kuyuya atlıyor. Bir yere dala tutunuyor. Bu Allah misal veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın sufunda geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'a da şey yapılıyor. Peygamber Ustad kullanıyor bu misali. Suf-ı İbrahim'de geçiyor diye. Sözlerin 8. sözün Filistesinde yazar. Suf-ı İbrahim'de geçer diye. Şey yapıyor. Dikkat ederseniz oradan kuyudan insan nasıl kurtuluyor? Kuyunun üstüne bakıyor kim var? Aslan. Kuyunun ağzında kim var altında? Ejderha var. Kökü kemiriyor. Yani tutunduğu incir ağacıdır. Ben de çok gariptir ki en çok sevdiğim meyve incirdir. İncir ağacına tutunmuş. Ve kemiriyor. Haşeratlar var. Aşağı bak ejderha, yukarıda bak aslan. Kemiriyor iki tane mahluk. İki tane fare, beyaz siyah, gece ve gündüz. Garip. Peki nasıl kurtuluyor oradan? Tefekkür, farkındalık. Fark ediyor. Burada bir tılsım var diyor. Dediği anda her şey değişiyor. Terse dönüyor. Dediği anda dikkat edin. Kuyu böyle çıkılıyor. Teslimiyet. Teslimiyet diyebiliriz. Farkın orada tılsımı fark etti diyor. Burada bir tılsım var dedi. Her şey değişiyor. Yani koca bir tencere süt, ufak bir çay kaşığı yoğurt, maya değiştiriyor. Yani maya sistemi değiştiriyor. Kendini yerine mi koyuyor? Yani ben şu anda neredeyim? Farkında oluyor. Artık nasıl yorumlarsa. Koyuyor, ben diyor şu anda buradayım. Yani artık bir sürü şey var işte orada. Psikoloji, çoğu psikoloji sistemimi onun üzerine kurdum ben. Orada, burada bir tılsım var diyor. Ben netten gidiyorum. Dediği anda değişiyor her şey. Ata inkılap ediyor. Meğer o kapıymış incir. Kapının mandalıymış o. Tak. Duvardan kapı açılıyor. Hizmetçiye buyurun diyorlar. İltifat ediyorlar. Aleyhinde olan her şey lehine dönüyor. İşte musibet denilen şey böyledir. Şimdi musibet dediğimiz şey nedir diye. Musibet var ya, bela, musibet, aile bir kanserdir. Ne bileyim soya dayalıdır, şudur budur. Bir sürü sıkıntı çeşitleri var. Bu neyin nesidir? Niçin bu dünyada bu sistem konmuş? Niye bu mesela bilgisayarda, Windows'ta bu sistem çalışıyor? Yani bu bela, kan davası, belalar, sıkıntılar, vurgunlar, kavgalar, olumsuzluklar, geçimsizlikler, boşanmalar. Yani bu sistemi niçin konmuş? Anlamak için bir ters yol kullanın. Olmasa ne olurdu? Yani kapı olmazdı o zaman. Yani tabii canım, hiçbir şey olmazdı ve sistem dururdu. Şöyle bir misalim var benim. Bu odada 10 metreye 10 metre kare oda olarak düşünün, benim meşhur misalim. Yarım metre su doldurun ve 20'ye 20 plastikten suya batmayan parçalarla örtün. Hiç boşluk kalmayacak. Plastik suda batmaz. 20'ye 20 kare parçaları ve o kare parçalarının da renkli olsun, ışık versin. Hiç aşağıdaki suyu oynatın. Yani çevirin.
Kareler oynar mı? Hiç oynamaz. Niye oynamaz? Çünkü tamamen birbirine dayanmış. Tamamen. Anlıyorsunuz değil mi? Hayal edin. Şimdi ne yaparsanız yapın, suyu ne kadar aşağıdan karıştırırsanız karıştırın, o oynamaz. Şimdi İrfan oradan 10 tane alsa, Nadir abin oradan alsa, gençler Abdullah'ın oradan 10 tane alsa, buradan alsa, bundan da alsa, oradan alsa, ben alsam, Furkan alsa, ona aşağı tane alın. Bulunca. Boşluk oldu mu? Şimdi suyu karıştırın. O şey, mesela burası da gecedir. O plastiklerde üzerinde renkli ve lambalı tavana ışık vuruyorlar. Daha önce donuktu, tavan sabit. Çünkü ışıklar sabit. Şimdi suyu karıştırırsak onlar değişir mi? Değişir. İşte o ara boşluklar şeytandır, ademi vücutlardır, günahlardır, olumsuzluklardır. Onlar olmasa doğruların çeşitliliği olmaz. Doğrular sabit olurdu. Yani o plastik buraya gelecek oraya. Yani bunun oraya geçmesi için bu plastiğin oraya, oradaki şuraya ikide bir yer değiştirip farklı bir manzara şurada teşekkül etmesi için ara boşluklar lazım. Yoksa hayat donuk olur. Nefes almamıza sebep olan, sakın ha beni itham etmeyin, sebep almamıza sebep olan günahlardır. Hareket etmemizi sağlayan günahlardır. Hastalıklardır, musibetlerdir, dertlerdir. İnsanların hakaretidir, eleştirmeleridir, seni dışlamalarıdır. Yani o boşluğa ne doldurursan onlar. Onlar olmasa doğrular arasına geçiş olmaz. Burada yanlıştır. Ötede yanlış yoktur. Burada şeytandır. Şeytan orada yoktur. Orada melek. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir isim, Mudil ismi esmasına. Şey öyle miydi? Yok. Şeytan Mudil'e dayanır. Mudil'di değil mi? Yanlış olmaz. Öbür tarafa gitsin. Hepsi esma yani. Hepsi esma. Burada böyle. Böyle oturduğun sen orada başka gözüküyor. Bu derse psikoloji derseniz psikoloji olur. Alakası yok zannediyorum. Ama gene olsun böyle dersin. Çok gariptir ya. Olayları böyle, olayları tanıdığın olayları, anladığın dersleri enfusine taşınırsa ne mutlu bahtiyarsın. Dünyanın en bahtiyar insanı sensin. Eğer eşyaları mesela şuradan çiçekten çok güzel tabiat dersi yapıyorsun ama enfus tefekkürüne getiremedin, en rezil sıkıntı çekenlerden sen olacaksın. Sebebi bilme nispetinde vesvese vehim olur, enaniyet olur, gurur ve kibir olur. Cahil adamın ilimden gelen enaniyeti olmaz. Dolayısıyla bu zilahi olmaz. Anlıyor musunuz? Bu cehalet iyidir manasına demiyorum. Yani bu risk taşıyor. Yani ilim aynı zamanda ilim o malumattır ilk önce. Dimağa gelen malumattır. Tefekkür edilirse ilim olur. İlim faildir. İlim mesela kalemle ben yazarım. Kalem yazmaz ben yazarım ama kalemle yazarım. Yazı ayrıdır, kalem ayrıdır. İlim ile ben tard etmiyorum. İlim onu tard eder diyor. İlim faildir. İlim canlı ve ruhludur. Sen hiç kovmana gerek yok şeytan ervaha meselecini. Tefekkür edilerek elde edilen ilim kendisi faildir. Onu kovar. Sen vesvese risalesi okuyup hala vesvesen var tard edemiyorsan vesvese bilgin var, vesvese ilmin yok. Hazmedilmemiş. Şeytanı tanımıyorsun ki. Vesvese formülünü kainata kullanamıyor musun? Kullanmıyorsun. Bilgi biliyorsun. Bilgi ki ben mesela araba nasıl tamir edildiğini biliyorum. Ama bu bilgiyle kimse bana tamir parası vermiyor. Binanın nasıl yapıldığını biliyorum ama bina yok bende. Neye benziyor? Darphanede çalışan memur gibi. Para basıyor ama kendisi fakir. Günahlar esma ve sıfatlarına düşmanlık hükmüne geçer. Kibir ise zatına düşmanlık hükmüne geçer. Çok acayip. Bir daha söylüyorum. Günahlar esma ve sıfatlarına düşmanlık hükmüne geçer. Günahlar. Sende var olan esma ve sıfatı kaldırıyorsun. Kibir ise zatına düşmanlık olarak gözüküyor. Allah kibire acımasız azap ederim diyor. Günaha böyle tabir kullanmıyor. Kibir. Kibrin onda dokuz alimlerde midir? Evet.
Haset diyor. Haset ve kibir. Onda 9 alimlerdedir. Onda biri bütün insanlara dağıtılmıştır. Niçin? Cahil neyi kibir yapacak ki? Of benim Mercedes'im var diyor fiyakam. Onun da var. Ne bileyim. O diyor ki benim arsam var. O da var. Cahil nasıl yapacak birbirlerine kibir? Ama alim ise benim ilim sende yok diyor. Bu avukatım yok. Görüyor musun? Günaha şey, kibir için tehdit neydi abi? Nasıl? Söylediniz ya. Zatına. Ha zatına. Hayır hayır ondan sonra söylediniz. Allah-u Teala kibir için ne diyor dediniz? Acımasız azap ederim. Kibire hadisi kutsidir bu zati, manada. Zatıyla bu düşmanlık. Evet zatına düşmanlıktır kibir. Üç tanedir zatına düşmanlık. Rububiyetime, kibriyama ve azametime. Ortak olmaya çalışanlara acımasız azap ederim. Allah Allah. Ama böyle olması da lazım. Allah o kadar hoş ki ya. Vallahi şu anda kalbimde böyle bir serinlik, bir keyif, bir ölü bir lezzet aldım ki ya. Şu anda sanki Allah beni onayladı. Sanki değil kesin. Ben elhamdülillah. Memnun oldu. Efendim abi? Memnun oldu. Evet, memnun oldu Allah'ım. Allah, başka bir şey ya Nadir abi. Allah maalesef, Allah'a karşı yabani olduk, yabancı olduk, uzaklaştık. Unuttum onu. Yani böyle ne bileyim, ulaşılamaz dedi, bilmem mülaki olamaz, kavuşulamaz, görülmez, konuşulmaz, sohbet edilmez. Nasıl yaptılarsa becerdiler bizi bunu koparmaya. Oysa dost istersen Allah yeter. Allah arkadaş diye ki dosttur. Yani dost ne demek? Ne haber Allah'ım, nasılsın, iyi misin, tövbe yani. De böyle sohbet etme şeyi, böyle haddini, terbiyeni, hududunu korumak şartıyla. Ya Rabbi yani, zaten Allah ile konuşmaktır dua. Namaz ise münacattır. Yani namaz miraçtır, dua müşahadetullah'tır yani. Namaz ibadettir, dua sırrı ubudiyettir. Onun için herkes namaz kılabilir ama herkes dua yapamaz. Dua yaparken ne dedin? Namaz kılıyor ama duvarda parmaklarıyla oynuyor. Öyle değil. İlim yani senin mesleğinde de o zaman bu bir ciddi bir varta. Risale-i mesleğinde ciddi bir vartaya düşüyor. Okudukça alçalıyor. Alçak tabana doğru. Büyük en büyük tehlike ilimden gelen bir enaniyet. İlmi enaniyet. Geçemedin içine. Evet. En olarak geçemedin mi? Yani aldığın bilgiler ilim değil. Malumattır, dimağda malumattır. Tabi tabi, malumattır. Üstad diyor ya, malumatı elde ederiz. Malumatları elde eder. Ama ilme dönüşmesi için iki şart koşuyor. Anlayarak ve kabul ederek okursa, asıl mudakip bir alim olur. Hakikatli mudakip bir alim olur. Ozan alim olur. Anlayarak ve kabul ederek. Anlayarak derken onu şu, lügatını çözdü değil o. Anlamak yani onun uyandırdıklarını fark etmek ve seni anlayarak ve kabul ederek sadakata kıblene durursa. İlmin kıblesi sadakattır. Eğer ilmin kıblesi yoksa kıble sensin. Anlayarak tamam bu hakikatler böyle. O zaman böyle böyle derse teslim olmadı mı oluyor? Evet yani şu. Risale-i Nur'u sözleri iyi anladı. İlmi genişledi. 16. söz. Allah bir anda her yerde farklı farklı iş yapıyor. Bunu çözdü. Tamam. Bunu çözdü. Daha anlamadı. Onunla kendi alemine taşındı. Kendisi taşınıyor. Böyle alemi ha ruhum da böyle. Resul malımız olan, ana varlığımız olan cevher ruha konulmuş. O böyle tefekkürle uyandırılıyor. Ve ondan sonra artık içeride yaşamaya başlıyor. İçeridekilerle meşgul oluyor. Dışarıya zaman bulamıyor. Varsa da alakadar olan kardeşlere yardım etmeye çalışıyor. Farklı farklı düşünenleri de ölüm ya Allah Allah.
daha çok benim vartamdan kurtulmama sebebiyet veriyor eleştirenler. Hani ciddi böyle nur adına eleştirenler, tenkit edenler şöyle görür. Yani ben iç alemde acaba batıyor muyum? Bak bu kardeşim Allah'ın Allah bu ağzı kullanarak bana şey yapar, ha acaba. Meğer içeride bir sürü vartalarım vardı bunun tenkidiyle. Bana zenginlik katıyor, adeta koyuna atılan taşlar gibi yola giriyor. Yani insanların farklılıkları kendisine zenginlik katıyor. Kabul etme makamı? Yani içeride sorguluyor. Sorgulama değil. Yani ha ne diyorsun ya kardeşim böyle değil ya cahil cuhaz senin içinde diyor. Yani bu böyledir. Hayır, onun sözü bir dakika. Buradaki sezişleri, tuluatları, sunuatları, ilhamatlarını onun tenkitiyle beni şuraya götürecek. Tenkit bana ne? Allah Allah. Abi diyor. Bak burada böyle yazıyor. Allah razı olsun. Ne yaptı bana? Öyle bir iyilik yaptı ki içsel alemde vartalarımdan kurtardı. Onun için dış dünyayı kabul edeceksin. Dış dünya laikalardır. Anlayarak iman esaslarıdır. Kabul ederek laikalardır. O zaman asıl mudakik bir alem olur. Yani Kur'an'ın uygulama şekli olan, uygulanmış şekli olan sünnet-i seniyeyi kaldırırsanız Kur'an anlaşılmaz bir kitap olur. İşte Kur'an'ı anlama yolu ve yöntemi sünnet-i seniyedir. Onun için zındıklar Kur'an inkar edemedikleri için Kur'an'ı şer ve izah eden, yaşanan bir Kur'an'ı ortadan kaldırmalar lazım ki sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye yaşanan bir Kur'an'dır. Onun için ona hücum ediyorlar, Kur'an'a hücum edemiyorlar. Bunu kandırmak için de Kur'an diyoruz diyor. Ya Kur'an diyor ya. Kur'an esas alın. Çok iyi biliyor ki Kur'an'ın içerisi çekirdeklerle dolu. Böyle bitki yok. Hep konuları çekirdek gibi anlatır. Çekirdeğin içinde dal var, budak var, koku var, meyve var, karabiber var, tuz var falan var. Şimdi cahil o çekirdekten ağacın şeklini nasıl hayal eder? Bunun çekirdeğini görüp bunu hiç görmeyen adam o çekirdekten buna intikal edebilir mi? Edemez. Kur'an böyledir. Bitkilerle dolu değil. Kur'an'ın her bir harfi, her bir manası çekirdektir. Ağaç yoktur. Ağaca dönüşmüş hali sünnettir. Hayata dönmüş, eylemsel halidir Kur'an. Onun için bunu avam biliyorlar ki, bunu çok zındıklar biliyor ki, avam çekirdekten ağacı hayal edemez. Çekirdekten ağacı tanımlayamaz. Çekirdekten ağacı tarif edemez, bilemez. Dolayısıyla o çekirdekleri ağaç haline getiren ve yaşansal, yaşantılı bir Kur'an sünnet olduğunu, dolayısıyla sünneti yaşamak, Kur'an'ı yaşamak olduğunu bildikleri için sünneti oradan kaldırmak isterler. Ve onun için uğraşıyorlar. Bu da en güzel gösteren müceddidlik. Müceddidliğin içinde Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'u ortadan kaldıramazsınız. Mümkün değil. Bir şartta ben yolunu gösteriyorum. Nasıl kaldırırsınız? Şöyle kaldırırız. Yani hiçbir nurcuya tevhid noktasına şüphe veremezsiniz. Bir nurcuya haşır noktasına kesinlikle şüphe veremezsiniz. O çözmüştür, bitirmiştir onu. Miraç meselesini çözmüştür. Ama bir nurcu miracı anlatamayabilir. İfade edemeyebilir. Ama ruhsat çözmüştür. Nurcuyu böyle vartaya atamazsınız. Küfre hizmet ettiremezsiniz. Bir şartla yaparsınız. Elinden layıkaları alırsanız, layıkalara uymazsa kendi kafasına göre uyacaktır. Yani ilmin kıblesini alırsanız, ilim döner, kıble sen olur. İlmin kıblesi sen olursun. Ben demeye başlar. Laikalar ise iman esaslarının kıblesidir. Yani rububiyet, yani uluhiyet, ilahinnas, Rabbinnas, Rab, ilah, melik. Tamam mı? Şimdi o rububiyet nedir? Risale, nasıl ki Kur'an'ın yaşantısal açılımı, yaşantı hali, sünnet-i seni olduğu gibi nurculuğun iman esaslarının, yani dört temel kitabının sözler, mektubat, lemalar, şuaların, mesnevi veya işte işaretleyeceğiz. Yani iman esaslarının yaşamsal hali, yaşantı şekli, hayattaki açılımı laikalardır. Bir insan, bir veya cemaat Risale-i Nur'un laikalarını esas almıyorsa o ilmi bilgiler enaniyetine kesinlikle kuvvet vermiş. En hemen şeylidir. Çünkü ilmin kaynağı, kıblesi
Laikalar değilse, yani kabul ederek diyor. Mesela anlayarak ve kabul ederek Risale-i Nur'u okursa asıl ciddi, muhakkik ve mudakkik bir alimi olur. Ne ile? Bir, anlamak çözmek değil. Çözdüğünü tefekkürle anlamaya çalışmak. İç alimin uyandırmak. Yani farkındalığa gelmek. İki, bu bilgini ben putlaşmayayım, birbirimizi ilah edinmeyelim. Kendini ilah edineni görmedin mi? Birbirinizi ilah edinmeyiniz. Tehdidinden kurtulmak için, yani bu aldığım şeyler beni kutsayıyor. Beni arındırıyor. Adeta putlaştırıyor. Bundan kurtulmanın tek yolu, başka hiçbir yolu yoktur. Kendini yaşamamaktır. Kendini yaşamamak, başka şeyi yaşamak, o da sünnet-i seniyedir. Yani sünnet-i seni yaşamak, kendini yaşamamaktır. Yani niye sünneti yaşıyorsun? Kendimi yaşamıyorum. Yani başka şeyi yaşamak. Eğer sünneti yaşamıyorsam kendimi yaşıyorum. Başka lamicimi yoktur. Eğer ben laikalara göre hareket etmiyorsam kendime göre hareket ediyorum. Kafana göre hareket ediyorum. Ediyorsun. Onun için putlaşma, kendini ilah edineni görmedin mi? Kendini ilah edinen. Hep bu ayetleri dışarıya veriyoruz. Tabii kafirlerle alakalı. Bu Müslümana hitaptır. Kafire bu hitap değildir. يَسْتَحْبُنَ الْحَيَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Kafir muhatap değildir. Kafir ikinci derecedir. Bu Müslüman muhataptır. Kafir, imansızlığa karşı getirilen tevhid şeylerle muhataptır. Mesela وَقُلْ اَوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ وَاللّٰهَ هَدْ اللّٰهُ سَمَدْ Yani bu muhatap o. İmana davet. Çünkü kafire namaz farz değil. İlk önce iman farz. Sonra. Onun için kendini ilah edinen veya kendini ilah edinene insanları ilah edinmek kolay olur. Bir de söylüyorum. Kendini ilah edinene insanları ilah edinmek kolay olur. Çünkü kendisini kutsamıştır. Kendisini arındırmıştır. İlah zannetmiştir. Bunu yapabilen bir insan karşıdaki insan kendisine daha donanımlı, daha özellikleri sahipse sen kendisinden daha üstün görür. O zaman o insanı ilah edinmek kolay olur. Sebebi kendisini ilah edindiği için. Bundan kurtuluşun yolu kendini yaşamamaktır. Sünnet-i seniye harici başkayı yaşamaktır. Peygamberi yaşamaktır. Sünnet-i seniye yaşayınca peygamber de onu yaşamış. Peygamberin yaşadığını sen yaşarsan o zaman Muhammed'i meşrep oluyorsun. Kendini yaşamıyorsun ki. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam yaşadığını yaşıyorsan o zaman onun meşrebi oluyorsun. Onun halleri ve duyguları sende ortaya çıkıyor. İmani şeylerden endüse girmeden mesela sadakat ve laikaları uygulamak yani doğru mu? Doğru, şöyle doğru olur. Yani mesela iyi olmuyor mesela yapacağı şeyde o zaman hakikatine inanmıyor gene. Bak şimdi o kurtarıyor. Kurtarıyor. Mesela adamın ilmi yok. Kadının, babaannenin yaşlı köydedir. Belki de namazı bozacak çok şeyleri vakı olmuştur. Ama müthiş bir sadakati vardır dine. Din demiş tamam. Öyle. Mesela Arapça bir tarih kitabını görse Kur'an zanneder. Suudi Arabistan coğrafya kitabını görse adam Kur'an hemen öper. Kur'an harfleri olduğundan. Yani bilmez yani. Tamam. Mesela cenazede bir ayet okunuyor cenazede. Oysa miras hukukundan bahsediyor. Veya semadan bahsediyor. Kur'an'da öyle bir camiyet var ki mirastan bahsederken ruhu uyandırıyor. Böyle bir tuhaf, garip de tuhaf değil mi de garip tarafı var yani. Alışılmamış bir özelliği var. Coğrafyayı anlatır. Biz coğrafya anlatırken Samsun'u anlatıyor diyelim. Samsun'a gideriz yani böyle mi? Ama Kur'an öyle değil. Aklı talim ederken kalbi terbiye ediyor. Hayata istikamet veriyor. Aynı şey kabirde nur ve gıda oluyor. Haşir'de senet ve berat oluyor. Sırat'ta burak oluyor. Cennet hakikat oluyor. Şu garip tarafı bu yani. Benim acayibime giden bir tarafı bu yani Kur'an. Şimdi o nine sadakatı koydu. Ehli cennettir. Sadakatla dalalete giden yoktur. Teslim olmuştur demiş. Ya bu hoca demiş. Nurcular demiş. Ya hoca Kur'an böyle mi demiş? Tamam. Muhammed böyle mi demiş aleyhissalatü vesselam? Tamam.
Cahil dayı olsa sadakata bağlandığı için işte özellik o yani. Sadakatın ilimden üstünlüğü bundan kaynaklanıyor. Ebu Bekir'in üstünlüğü, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den üstünlüğü budur yani. Çünkü sadakatla dalalete giden yoktur. İlimle dalalete giden tarih doludur. İlim netice değildir ki Allah Resulü ben şehriyim diyor. İlmin şehriyim. Ali kapısıdır. Ömer, Osman, Ebu Bekir nerede? Şehri de koyun bakalım. Abi dedi ya bunu hiç kimse sormamıştı bana. Ben şehriyim diyor. Allah aşkına hanginizin vicdanı bu şehrin dışına atabilir? Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı şehrin neresinin dışında mıdır? Ben diyor şehriyim diyor. Ali kapısıdır diyor şehrin. Osman dışında diyebilir misiniz tövbe? Ebu Bekir koyabilir misiniz? Ümmetimin imanı bir tarafı, Bekir'imin imanı bir tarafı. Şehir. Bir yer koyun. Bu kapıysa, güvenlikse, güvenliktir. Ne bileyim kapı ne dersen. Adalet Sarayı, İçişleri ve Dışişleri Bakanı Ömer, Hazreti Ömer'dir. İlim Bakanı, Enfusçilik, ilim diyorum. Milli Eğitim Bakanı demeyelim, o Hazreti Ali'nindi. Yani diyelim, Diyanet Başkanı Ebu Bekir Sıdık olsun. Başbakanlık, sadrazamlık ise olsun, Osmanlı olur. Yönetim. Ya ne bileyim şehirde bir bakanlık koyun yani. Bakanlık yok şu anda. Ömer'e bir bakanlık verin şehrin içinde. Radiyallahu anh. Osman radiyallahu anh efendimize ruhum onların yoluna kurban olsun. Onlara bir bakanlık verin. Ebu Bekir'e radiyallahu anh bir bakanlık koyun. Çünkü bana da çok da uyuyor. Bir rüyada bir kardeş görüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama kardeş görüyor. Mısır suda pişmiş var, közde de pişmiş var. Peygamber aleyhissalatü vesselama közde pişmiş mısır var ya böyle kolima. Benim işim bak. Onu közde pişmiş mısırı Allah Resulüne takdim ediyor rüyada. Bana diyor, bunu ben bunu sevmem yani buna göre. Ben de suda pişeni daha çok severim demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bana közde değil suda pişeni verdi. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh oradan fırlıyor. Ya filane, ben diyor közde pişini daha fazla severim, onu bana ver diyor. Ona Ebu Bekir'e veriyor. Öteki misir kazandan da peygambere onu veriyor. Yani benim meşrebim o kadar yok ki Ebu Bekir. Sadakat deyince benim her şeyim, gönlüm, gülistan, yüzüm gülüyor yani. Ondan inşallah. Bana burada da tevafuk ediyoruz. Yani közde pişmeyi. Çok tuhaf alem. Burası değil ya. Hani garip yani. Enfüste olursa o zaman sadakatin belki sırrı olur. Sırrına mı? Ne yaptık ne anladın sen işte. Biraz zevk karıştı şimdi. Neyse okuyayım. Kardeşim, Ebu Bekir'i kaldırırsanız Ömer'in adaleti zulümdür. Ebu Bekir'i kaldırırsanız Osman'ın enfüsçülüğü çöküntüdür. Kıblesi olan Ebu Bekir'i yani ilim, İlmin kıblesi olan sadakat yani Ebu Bekir simgedir. Kaldırırsanız ilim cehalettir. O insanlara takılmayın. Ebu Bekir aynanın adıdır. Osman aynanın adı. Aynadır ayna. Ali aynadır. Orada Allah Resulü'nün ilmi, Allah Resulü'nün enfüsçülüğü, Allah Resulü'nün sadakati gözüküyor. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam benim sünnetime uyduğunuz gibi dört halifemin sünnetine de uyun diyebilmesi için peygamberlik sıfatının sirayet etmesi gerekiyor. Onun için Ebu Bekir, Ebu Bekir değil. Ebu Bekir bir simgedir, semboldur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmak istediği ve yaşantısal dönüşüm hali olan sadakatın görüntüsüdür o. Ebu Bekir dediğim model. Yoksa kişinin üzerinde bir şey aramaya kalkarsanız anlayamayız. Yani nakıs olur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın adalet kavramı, muhakeme ve muvazene, hak sahibine hakkını vermek, denge manasında bir sıfatı var. Yani insanlara ve bize muhakeme ve muvazene, kantar ve metre ve olayların siyak ve sibakına bakarak hak sahibine hakkını verme sıfatı
bir aynada gözüktü. Aynanın altında Ömer yazıyor, Hasan yazıyor. Sen. O aynanın markası Ömer. Marka bu. Markaya marka yenmez, içilmez, giyilmez. Ama markayla ama düşünülür. İşte Ömer markasında, aynasında Allah Resulü'nün bu sıfatı gözüküyor. Ali yazıyor markada. Orada ne gözüküyor? İlim. Yani Allah Resulü'nün ilmi. O zaman hepsini kıbleye koymuş. Tesadüf yoktur. Bunun Ali'den sonra ne geliyor? Hasan aynası var. Fedakarlık. Yani fitne olmasın diye, içsel ve dış bütünsellik için kendi meşru hakkından feragat etmek, feda etmek, fena olmak. Hasan. Ama bunu yaparken en dış, daha dış tarafta bir şey yok. Bu içeriği, bu bütünü korumak için dış düşmanlar var. Hücum edecekler. Onlara karşı cihat. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin'in enfüs tarafı manevi cihat. İçeride İslam içinde cihat, cihadı manevidir, ilimdir. Dışa bakan yönü ise kılıçtır. Başka yok. İşte camide bu simgeler kullanılır. Mihrap simgedir. Yani mesela imam diyoruz. İmam bir tanedir. İmam-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam. İmam. Bütün peygamberleri imam. Bütün evliyalara, herkese imam. İmam tektir. Ama salatın imamı tektir. Odur. Ama namaz kılarken o hani Serzakir var ya, veya hani namaz kılarken saflar çok uzun da Allahu Ekber. Onu nakledene bir şey diyorlar. O şu anda hatırıma gelmedi. Biz kullanırdık onu. Hani var ya Rabbena lekel hamd. Hani semiallahu limen hamide. Veya Allahu Ekber. Beni duydu ama arkalar duymadı. Onlara diyor Allahu Ekber. Bir şey diyorlar. Hatırladınız mı? İşte böyle. Ha, o şu andaki mezhep imamları değil. Mezhep imamları ve cami imamları bu saflara öndeki sesi nakleden bir sestir. Hoparlör gibi bir şeydir. İmam değiller. Ama adamlar ona uyuyor. Mihraptakini duymuyor ve görmüyor. Saf 14 saf. Şimdi 14. saf. 14. saf taki namazdaki kime uyuyor? Mihraptakiye uyuyor. Ama mihraptakine uyması için aradakiler uymak zorundadır. Aradakine uyunca aradakine uymuyorsun. Aradakini vasıta yaparak oraya geçiyorsun. Kablo gibi. İmam tektir yani. Mekke bir. Mihrap. Medine bir. Minber. Dünya bir mescit, satars bir mescit. Ondan sonra imam, imam bir tane. Ha, saflarda bize gelmiyor sesi. O sesi bize nakleden naklediciler var. Tamam? O, biz ona uyuyoruz. Hakikatte ona uymuyoruz. Onunla ona uyuyoruz. Peki, o sese uymayın. Zaten başı da görmüyorsun, duymuyorsun. Nereye uyacaksın? Kendine göre kılacak. Mezhepsiz böyledir. Mezhepsiz budur. Başı duymuyor. Başı da görmüyor. Safta durmuş. Ne yapacağım şimdi? Ses yok. Herkes kendi kafasına eğiliyor, kalkıyor. Farz da birisi öyle yapıyor, birisi böyle yapıyor. Farz ya. Farz da oysa herkes bir şey yapacaktı. Öndeki safı görmüyorsa bile kıble bile yanlış durabilir. Tabi canım. Kıblesi her şey. Neyi ne oldu belli değil ki. Mihrap gözükmüyor. Mihrap yok. İmam gözükmüyor. Ses de yok. Nereye karşı duracaksın diye. Mesela öndeki eğildi. Farzdayız. O hayatta. O secdede. O bilmem nerede. O selam verdi. O hayatta. Oysa farzda tek harekettir. İşte mezhepsizler böyledir. En huzursuz insan... Gerisini söylüyorum.
Kafayı kaldırdınız, bekliyorsunuz merakla. En huzursuz insan kalbinde haset ve kin olan insandır ki en zavallı insan odur. Kin ve haset. Haset hasidi yakar. Var ya o adam Allah'ını seversen, bir tanesini söyleyeyim size. Çok etkiledi. Affınıza sığınıyor. Ben bu anlatacağım size bir parçasını. Naci Yanlar bunu anlatacağım şeyi. Ankara Polatlı, Bolvadin, Afyon, İzmir, Ödemiş böyle seyahatim vardı. Yani dershanelerde kala. Bu seyahatimi arabayla yaptım. Malum benim arabam olmadığı için dershane araba da hem ona uygun değil, uzun yolda yorar, yüzlerce kilometre yapacağım, sonra ders yapacağım. Beni perişan eder beni. Hem de dershanede araba olmadığı için dershane arabasını almadım. Bir kardeşimizden, niye bunları anlatıyorsun? Bu çok önemli. Anlatacağım mevzu önemli. Ne üzerine kuracağım da. Bir kardeşimizden de varken cemaatten birisine ödünç araba. Abi her zaman hazır, ne zaman istersen. Ben yapamadım diyor bu hizmeti. Bari bir vasıtayla yapayım. Tamam kardeşim. Mercedes'i vardı. Mercedes'i rahattır diye aldık. Bir şey anlatacağım bak. Ama kendisi servisçi. Arabaya da bir arıza var. Abi 10 dakika almaz dedi. Ümran, uğrayın servise getirelim. Kendisi servisi, pazar günü kapalı. Hiç kimse yok. Servisi açıyor. Garaja biz giriyoruz. Kapıyı kapatıyor. Ve bizi yola koymak için o cihaz değişmesi lazım. Yani cihaz derken koltuğu kaldıran, ileri geri getiren var ya. O cihaz. Elektriksel. Abi 10 dakikanı almaz dedi. Tamam kardeşim. Oradan sonra gelişti. Bir şey anlatacağım. Bununla alakalı en huzursuz insan kalbinde haset ve kin olan insandır ki acıyın onu. Bak şeyde, serviste dolaşıyor. Büyük bir servis. Baktım bir Mercedes Jeep var. Şöyle ilgimi çekti. Ulan dedim hakikaten bunun bizde altta olsa diye geçiyor böyle. Ulan dedim Anadolu'nun gitmediğim köy olmaz ha dedim. Ben. Çakar falan falan diyor. Artık ben onu düşünürken mi onu Allah kalbine verdi? Tamam mı? Veya bakarken mi ilgisini çekti? Yaparken tamiri, anahtar, her şeyi bırakıyor. Abi, buyur dedim. Kimin biliyor musun bu araba? Mercedes Jeep. Ondan sonra kimin dedim? Kayseri'nin en çok olduğu yer. Malatya. Malatya. Sen Malatyalı mısın? Malatyalısın. Oo kaç kişi bayağı da var ya. Malatyalı. Dedi ki Malatya'da bir aşiretin 76 yaşında bir adamı. Öyle mi ya? Ha. İstersen kim olduğunu anlaman için arabaya çıkar mısın dedi. Çıktım. Allah inandırsın ya. Camı kaldırıyorsun ya. Bir cam normal fabrika mı? Bir de bu kadar böyle bir cam. Kurşun geçirmeyen cam. Arkada cam. Kapılara ayrıyetten 7 milim çelik saç. Altına bomba patlatmayacak, bomba uçura bir havaya kalkar ama parçalanmayacak saç dipte. Zırh böyle. Ve bu adam kim biliyor musun abi dedi. Aşiret reisi o vurdu, buradan vuruldu. O vurdu, buradan vuruldu. Bu vurduysa sıra onlarda şimdi. Sırayla 169 kişi ölmüş. O vurdu bu. Şimdi ölme sırası bunda. Bu birisini vurmuş. Buna da 8 tane mermi atmışlar. Hepsi isabet olmuş. Ölmemiş. 9 canlı galiba, bir canı kalmış. Bence. Hakikaten olmuş. Bak söylüyorum size. Ben belki ağzım durmaz. Belki kullanırım. Ağzımdan çıkar. Aşiretinin ismini dedi veya istemedim. Nedir diye. Nasıl başlamış bu şey? Dedim ki ölmemiş. Bu adam içeride yaşıyor. Mercedes'te ama zırhlarla. Dışarıdan şöyle bakıyorsun. Vay be! Ulan ne jip de ya? Jip. Abi ne öttürürüz be dedi abi hizmette falan. Dışarıdan seyrederken otobanda ne be? O için bu iyi dinle burayı. Vay be! Ne? Orada anlatıyorum ama coştum yani. Arkadaş dinliyorlar. Ulan ne vitesi, lan ne takılır falan, şöyle hizmet edeyim böyle. Dersin dışarıdan yanından jip diye geçiyor. Oysa içeride 8 mermi yemiş.
her tarafı çelik, her an ölümünü bekleyen bir ölüm bekleyişinde olan zavallı bir insan. İçerideki insan böyle bir insan. Huzur yok yani. Ve garantilemiş sonsuz cehenneme gitmeyi de. Ayet-i kerimede sonsuz cehenneme gidecek. Çünkü dini olmayan bir kan davası, benimkiler vurdular diye bir intikam, Allah için olmayan, haksız yerde suçu olmayan, onun babası veya kardeşi benimkileri öldürdü diye çocuğunu öldüren veya babasını kardeşini öldüren, Kur'an-ı Kerim açık mealle bütün insanları katletmiş gibidir. Onların yeri diyor, varacağı yer, bir de sonu demiyor. Sonsuz cehennemdir diyor. Adamın garanti cehennemi var. Aşere-i mübeşşere. Müjdelenmiş cehennemle. Kesin cehennem. Allah öyle diyor da sen kimsin? Allah'ın kanunu böyledir. Hırsızlık yapanın cezası şudur. Zina yapanın cezası budur. Kesin böyledir. Kesin tabii. İslam'da tereddüt yoktur. Eksnek hüküm yoktur. Ya bu ya bu. Haram belli, helal belli diyor Allah razı. Garanti cehennemlik bu adam. Kesin. Niçin? Gitti hiç suçu olmazken dedelerini öldürdü. Dede oturuyormuş. Şeyde, cemaatta. Ben yaşlıyım dedi ya. Camide hiç alakası yok. Yaşlı adam. Camiye gidiyorsun, kafasını tık tık sıkıp çekip gidiyorsun. Ne suçu var? Bu adam cehenneme, zaten ruhum benim istiyor. Cehennemin cehennemi olsa keşke. Ha, işte bir şey anlatacağım şu. En muzdarip adam, kalbinde haset ve kin ve nefret olan adamdır ya. Nefret, gayz. Bunlar yani. Kin, haset, nefret, gayz. Dört. Şimdi zahir, bir ne anlatmaya çalışıyorum? Zahirde cip. Niye bu kadar detaylı anlattım? Arkadaşlar 25. kale kullanıyorum. Ben hükmünü söyleyebilirim. Cipin içinde şöyle bir adam. Ve hayır. Detaylandırıyorum ki zihniniz bütünlüğü görsün. Resmi görsün. Onunla sokuyorum. Peki neyle başlamış? Bunun dedeleri bir düğüne gidiyorlar. Bir başka aşiretin düğüne. Bu aşiret reisi. Gidiyorlar. Ve bunun çay bardağı gibi bardağa rakı koyup getiriyorlar. Evet tamam. Demiş ki aşiret reisi. Demiş oğlum demiş. Normal bir bardak koysana demiş ya. Bu ne biçim de bir bardak? Ben nasıl 169 kişinin ölüm sebebini anlatıyorum. Ondan sonra doğunun zavallılığına bakın. Bu zavallı tarafına bakın. Bu ne biçim bardak? Oğlum demiş doğru getir tamam. Ondan sonra gittikten sonra kurucular var ya falan. Ağam demiş sana dalga geçiyor. Bizim aşirette dalga geçiyorlar. Niye lan demiş. Lan çay bardağında rakı olur mu? Bu diyor bizi aşiret aşağılıyor. Yapma ya demiş. Tabii aşağılıyor dedi ya. Çay bardağında seni çağım duydun mu dedi rakın geldiğini. Hakikaten dedi ya. Bu aşağılık manasında diyor. Sen ufaksınız. İçeceksiniz ama ufak içeceksiniz. Siz ufaksınız diye doldurmuş. Adam geldi. Meğer o aşiretinin şeyiymiş. Garson değil yani aşiret. Oğluymuş. Niye lan buraya böyle koydunuz dedi. Pat tak orada vuruyor. Öldürüyor. Orası karışıyor tabii. Onlar bu konuda böyle bir şey değildi ki sen. Derken vuramadan çekiliyor. Onlar bunu vuruyor. Sıra bunlarda. Bunu vuruyor. Sıra onlarda. Bunu vuruyor. Yani vurulan taraf vurma makamına geçiyor, haklılığına. Vuran artık bir daha vurayım demiyor. Kaçmaya geçiyor. Dolayısıyla şimdiye kadar 169 tane kişi gitmiş. Sırada bu var şimdi. Ve 8 tane mermi yemiş bir de. Peki bu adam jipin içinde mutlu mudur? Peki böyle jipte olmak ister misiniz? Ama jip sizindir. He? Allah kimsenin başını vermesin. Değil mi? Dolmuş da git, huzurlu git. Ne olur. Bir şey de anlatıyorum, kesiyorum. Bizi siteden bildikleri için geldiler. Bu da Türkiye'de biz nurculuk adına en büyük cemaatiz. Dolayısıyla en doğru biziz. En güçlü biz diyen cemaatin ciddi bir unsuru. Yani bir abi dedi seni seviyorum, takip ediyorum. Estağfurullah buyur kardeşim. Abi dedi ben de seninle sitede gördüm anonsu. Her sıkıntıyı, her şeyi göze alarak seninle görüşmeye geldim. Tamam kardeşim koy. Tamam gizli yaparız. Dedi ki bende sıkıntı var dedi. Bir de onu anlatacağım, keseceğim. Psikoloji ya. Bak.
Hepinizi kapsar bu. Abi niye sıkıntı var dedi. Gel. Ben sana 6 tane madde sayacağım. Hangi eksik ondan sonra teşhis edeceğiz. Tedavi kolay. Tedavi hiçbir şey değil. Teşhis zor. Tespit etmek zor. Çünkü ne oldu belli değil. Düşman kim belli değil. Hangi çare, çare midir bilemezsin. Ama düşman belli olursa, hastalık belli olursa çözümü çok kolaydır. Yani bitmiştir yani. Dedim ki namazı kılıp akabinde tesbihat yapıyor musun? Yapıyorum abi dedi. Haftada bir gün en az derse gidiyor musun dedim. Gidiyorum abi dedi. Her gün 5-10 dakika Risale-i Nur okuyor musun? Okuyorum abi dedi. Her gün Hizbul Kur'an veya Kur'an veya Hizbul Hakkaik-i Nuriye'den ama hasreten Hizbul Kur'an. Çünkü 6666 tane ayetin içerisinde aklı ve kalbi, aklı talim, kalbi temir edecek ve ruha gıda olacak ayetleri seçmiş. 1000 tane. 6666 taneden 1000 taneyi seçmiş, bir yere cem etmiş ustad. Bunun adı Hizbul Kur'an diye bir kitap. Ondan bir her gün bir bab okuyor musun? Yani her gün 2-2,5 sayfa okuyor musun? Okuyamazsan bir şirket yapılmış. Nurdersi.com'da da var. Bizim Nurdersi. Oradan mesela sen mi dağıtıyorsun? Ömer abi sağ. Ömer abi daha. Oradan numara al. 30'a bölünmüş. Yani kendi başına okusan okuyamazsın. Nefis aldatır, ya aksattırsın. Ama şirkete dahil olursan kul hakkıdır diye korkar, tırsarsın, okursun. Oradan bir sıra al. Ben mesela bugün 27 oku, şey 1'i okumam lazım. Bugün ayın kaçı? İkisi ise 1'i okumam lazım. Eğer 30'u ise 29. Yani ben tarihten bir aşağıdayım. Sıram o. Vesaire. Bundan alacaksın. Bu Hizbul Kur'an okuyor musun dedim. Ama Karabalık'ta var yani. Karabalık derken dersten önce çay. Orada da bir ilahiyat ve imam hatiplere panel diye bir konferansım var. Ona son saat derim. Ona hazırlanıyoruz. Çay içiyoruz. Ondan sonra gideceğim. 5-10 kişi varız. Ama ben oranın misafiri olduğum için kim neyin nesi, kimle ne ilişkisi var bilmiyorum. Onun için her söylediğimi hiç kimse üzerine almaz. Çünkü abiyle bir akraba değiliz. Olayları bilmiyor. Birbirimizi tanımlayamıyor. Birbirimizdeki ilişkileri de bilmiyor. Ne diyorsa Allah için diyor. Tamam. Bu da var mı dedim. Hizbul Kur'an okuyorum abi dedi. Gönlü sıkıntım var. Var abi dedi. O zaman yastan. İki tane daha kaldı. Ama rüyada bir tane de eklediler. Bana göre iki tane de var. Nedir o? Kul hakkı var mı üzerinde? İki. Ah aldın mı? Kardeş sana söylüyorum. Meğer karşıda oturan adam ta ikisi ta bunu ne yapmış? Ortak yemişler. Ne yapmış? Tabii şirket ortağız ama şirket birisinin üzerindeymiş. Onun üzerindeymiş. Şirketi ne yapmış? Alavera, dalavera. Şirket baktı şey yapacak. Borçlarını hepsi ona yüklemiş. Şirketin yaptığı işleri de bu kendisine yapmış. Yani kısacası adam şirketin bütün belasını yüklemiş. Şirketin bütün menfaatini celbetmiş. Kaçırmış. O adam günlerce, aylarca eve ekmek götürememiş olmuş. O adam. Fakat cemaate zarar olmasın, nurcular birbirine girdi demesinler diye gık etmemiş. Ve inim inim inlemiş. Kendi bazı sonra duydum ki bazı nurcular onun kirasını vermiş evdeki ve eve haçlık vermiş. Adam şimdi toparlıyor, toparlamak üzere, bitmek üzere. Bu adam ama huzur dolu bir yaşantısı var. Allah öyle bir huzur verdi ki ve çıkartıyor. Allah böyle bir Allah'tır. Fakat bu o servetin Allah aşkına 1000 katını verse şu yaşadığı kaosu, kuyuyu, buram bunalımı böyle o korkunç bir şey ben değil ustad bile gelse çıkartamaz o kuyudan. Benim inancım bu. Ah almış ki öyle bir kul hakkı var ki hiç şansın yok. 6. Ben bunu son bir şey söylüyorum.
Bunu hep derim, biliyorsunuz bunu. Bu 6 taneyi derim yani. 6. Bir rüyada, X bir rüyada, kimler var demeyeceğim, ders yapıyor. Bana bakarak dedi ki, 6 tane söylüyorsun, oysa bir tane daha var. Onu da ekle dersinde. 6 tane, insan niçin mutsuz? 4 taneyi saydık. Sonra bir tane ne dedik? Ah almak, kul hakkı. Kaldı bir tane, 7 olacak. Ne biliyor musunuz? İlmi. İlmihalı bilmiyor diyor. Dolayısıyla ilmihalı olmayınca amelimiz olmuyor, şeytan oradan giriyor. Mesela guslu bilmiyor. Mesela bir tanesi ve ekledi. Ben böyle kaldım. Mesela dedi, ben ne bileceğim ya? Ben ne bileceğim bunun böyle olduğunu? Mesela dedi, böyle bakıyorum abi yani. Abi, tamam mı? Bir abi. Mesela dedi, gusul icap ediyor. Uyandı dedi. Ya sabah alırım. Guslu geciktirmek dedi, ruhsal sıkıntıdır ve şeytana yol açıp bütün rüyaların, ondan sonraki bütün rüyaların ve halet rüyen hep kötü olacaktır. Kalk yıkan. Mesela tuvalet adabını bilmiyorsun. Mesela vesvese yapıyorsun. Allah dedi ki şöyle yıka, bitti. Ama adam mikroskopla, teleskopla arar gibi. O da acaba şey yaptı mı? Böyle abdest var. İlmal böyle mi diyor? Tamam. Bitti. Ho çeşmede. Buraya su dökülüyor böyle böyle böyle. Eğer kuru yapsa yanar. Niye hissetmiyor su olduğunu? Çekince ortalık yanıyor. Sen de diyorsun ki uzaktan bakın ben böyle birisini gördüm. Vay be. Adama bak ya. Ne takvalı adam ya. Nasıl bir abdest alıyor. Burası maliye. Maliye müfettişi diyor. Hocam dedi bugün dedi pazar camisinde bir şardıvanda adam gördüm. Hocam dedi biz de mi abdest alıyoruz? Bizim abdest abdest midir diyor. Tamam. Bak böyle bağırttırıyorlar. Maç ya bizim stadın kadar. Şimdi ne için biliyor musun? Özeniyor vesvese hastası. Nasıl aldı dedim abdest. Hocam dedi vallahi bir oturdu. Öyle özendim ki ben de hiçbir şey yokmuş dedi. Oğlum, ben gittim dedi namazı bitirdim hala. O ancak yeni giyiniyor. Onu bir aldı hocam dedi. Böyle bir ahesteki ah dedi memur. Ben çabuk çabuk aldım namaz kıldım. Şimdi gideceğim. O ağlıyor. Hocam böyle bir abdest olmadı. Dedim kardeş özeniyorsun. O hasta hasta. Bakırköylü. Abi olmaz mı? Allah'ın demediği olmaz. Allah ne dediyse iyidir. Demediği kötüdür. Bu hastalıktır. Adam hastalığa özeniyor. Ah ola hasta olsam diyor. Tamam. Olur mu ya? Ha, şimdi toparladım ve bitiyor. En muzdarip adam haset, kin, nefret var ya böyle. Nefret, gayz böyle. Şimdi zahir aldatır. Sakın ha gençler jipin içinde vay be ne mutlu adamdır ya. Ne oysa jipin her tarafı çelik kaplamalarla kaplı. Her an ölümünü bekleyen bir insan var. Baktım böyle. Çeliği tuttum böyle. Çeliği. Ölümde vay be. Böyle vuruyorum çelik şöyle yapıyorum. Bum 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 bum. Tok ses getiriyor. Arabanın kapatına vuruyorum. Pat 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 yapıyor. Mercedes. Zahir değil. İçe döneceğiz. Jipin içi gibi bedenin içi önemli. İçinde adam mutlu mu? Yaya git. Kuru ekmeği ne olur? Sirkeye batırdı. Resulullah yaptı. Zeytiyana batırdı yedi. Sirkeye batırdı yedi. Ve dedi ki sirkeyi giren bir vücuda erva habisi giremez dedi. Sirkeye batır. Abi biz çok sirke yedik ama bilmeyince olmuyor. Bu söz duyduktan sonra olur. İlim onu tardedir. Sirke bismillahirrahmanirrahim batır. Bak bakalım. Bunu duydun sirkeye bakmam nasıl kusacaksın varsa. Tamam. Peki. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha tümün selavatı.